Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sunar. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza otomotiv açısından çok önemli bir yerden başlıyoruz. Ford'un Ar-Ge merkezindeyiz ve yanımızda Ford'un yeni kamyonu F-Max var. Kısa bir süre önce Hanover'de yapılan 67. Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda Ford'un F-Max'ı dünyanın en iyi kamyonu seçildi. Bu gerçekten de ülkemiz için, hepimiz için çok değerli bir sonuç. 23 ülkeden 23 tane uzman değerlendirme yapan jüri üyesi kullandılar. Çok çeşitli bir kamyonda olması gereken çok önemli parametreler açısından ürünü değerlendirdiler. Ve F-Max dünyanın en iyi kamyonu seçildi. Şu anda bile söylerken bile çok çok heyecanlanıyorum. Tabii bizim böyle duygulanmamıza, bu kadar sevinmemize neden olan bir rakam var. O da Ford'un yeni F-Max'ının %90 oranında yerli olması. 5 yıllık bir proje. 500 tane Ar-Ge mensubu arkadaşımız projede görev alıyor. Tasarım aşamasından sonra, prototip aşamasından sonra yüz binlerce kilometre testi gerçekleştirilmiş. 4 farklı kıtada, 11 ülkede yapılmış. Bu testler için 233 tane prototip F-Max kamyon üretilmiş. Tabii bunların sonucunda da çok büyük bir başarı geldi. Hanover Fuarı'nda da bu ihtişamlı bir törenle kutlandı. İsterseniz bence çok önemli, o törenin görüntülerini sizlerle beraber seyredelim. Sizlerle Ford F-Max'ın tasarımını ve bazı özelliklerini birazdan konuşacağız ama ondan önce şunu söylemem lazım. Yaklaşık bir hafta önce biz Antalya'ya gittik. Çok güzel hava koşullarında F-Max'ı kullanma imkanı bulduk. Orada birçok şeyi gördük ama en önemlisi ne diye sorarsanız bence sessizliğiydi. Adeta ortalama otomobil ses seviyesinin altında sürüş yaptık diyebiliriz. Kabin iç sessizliği bizi çok çok etkiledi. Ayrıca orada Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan Bey'le de ağırlıklı olarak pazarlama açısından bir söyleşi yapmıştık. İsterseniz şimdi onu hep beraber izleyelim. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Sayın Serhan Turfan'la beraberiz. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten de dünya çapında çok büyük bir başarı kazandık ve o işin başındaki arkadaşımızla beraberiz. Her şeyden önce çok tebrik ediyorum. Teşekkür Şu anda ederiz. Bile tüylerimiz diken diken alıyor Serhan Bey. Yerlilik oranı olarak bugüne kadar gördüğümüz hani içeride yapılan motorlu taşıtların en yüksek noktası diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam %90. Evet, değil şu mi? Anda 87'lere vardık. Kendi şanzımanımızı da araca koyacağız. Şanzımanla birlikte yerlilik oranımız %90'a ulaşacak. Tamamen Türk mühendisinin eseri diyebiliriz. Fikri sanayi hakları tamamen Ford Otosan'a ait olan bir ürün. Motoru yerli, aksi yerli, kabini yerli, şasisi yerli.
şanzımanı da yerli yaptıktan sonra zaten motorun, yani bütün aracın en önemli aksarları yerli olmuş olacak. Onun dışında duydum, arkadaşlarımız software'de çalışıyormuş Ford Arge'de. Evet. Otomobilin birçok software özelliği de bizim arkadaşlarımız tarafından geliştirilmiş. Bu da çok çok güzel bir haber. Bir de size bunun satışıyla ilgili soru sormak istiyorum. Siz aynı zamanda o tarafından da sorumlusunuz. Zannedersem çok özel, yurt dışını da kapsayan bir satış sistemi kuruyorsunuz. Ondan da çok kısa bahsedebilir misiniz? Şimdi uluslararası stratejimiz tamamen global aranada büyüyebilmek. Şu anda 33 ülkeye yayılmış durumdayız. Oralarda Ford Trucks plazalarımız var. Sene sonunda da 41 adete ulaşacağız. 2020 yılında da 51 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Bunlar neler, kısaca da bahsedeyim. Lütfen. Doğu Avrupa, Orta Avrupa, şu anda Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler ve Afrika'dayız. Bu büyümemiz neticesinde de toplamda 177 tane noktaya ulaşmış oluyoruz. Bu hakikaten bu çok kısa zamanda gelen bir büyüme oldu. Bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bunun neticesinde de çok iyi sonuçları alacağımıza eminim. Zaten son 2 yılda global aranaya baktığımızda %50 büyüdük. Her yıl %50 büyümeye devam ediyoruz. Süper. Önümüzdeki sene de bu büyümeye devam edeceğiz. 2025'lerde falan adetleri sadece F-Max'ten bahsediyorum. Nerelere çıkar? Yani çok şey değil. Kabaca nereleri öngörebiliriz? Valla tabii, bunu veriyor çünkü. Tabii çok yüksek adetlere ulaşabiliriz. Yani şöyle bir hedef verebilirim. Şu anki bizim hedefimiz tüm olan pazarlarda en az %5 pazar payını yakalamak. Dolayısıyla hitap ettiğimiz pazarlar arttıkça adetlerimiz de bu ölçüde çok yüksek bir şekilde artacak. Sizlerle beraber Ford F-Max'ın tasarımını değerlendirecek olursak bence şöyle bir yaklaşım yapmak lazım. Bir kere şunu söyleyeyim, gerçekten de çok sportif bir tasarıma sahip bir kamyon olmasına rağmen otomobilde sizlerle konuştuğumuz sportif tasarım esaslarını birebir üzerinde bulunduran bir tasarım. Ama bunu mutlaka teknolojiyle, teknikle bağdaştırmamız lazım. Çünkü bir ticari araç Türkiye şartlarında senede 150 bin kilometre yapıyor. Otomobillerde ise bu yaklaşık Türkiye ortalaması 15 bin kilometre civarında. Yani ticari araçlar çok daha fazla kullanılıyor. Tabii yakıt tüketimi de burada fevkalade önemli konulardan bir tanesi. Çünkü ticari bir araç ve maliyetlerin içerisinde en önemli kalemlerden bir tanesi de yakıt. Dolayısıyla aerodinami burada fevkalade önemli. Ford'daki mühendis arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yeni Ford F-Max kamyonun aerodinamisinin bir önceki modele göre %11, yani çok ciddi bir rakam bu, iyileştirildiğini söylüyorlar. Hava sürtünmesi %11 daha düşük ve aerodinami sayesinde %6, çok ciddi bir rakam, daha az yakıt tükettiğini söylüyoruz. Zaten çok büyük bir hava girişi olduğunu görüyoruz. Önden gelen havayı içeri alan, ama aynı otomobillerde olduğu gibi çok kritik yönlendirmeler var. Mesela farların hemen dış kısmında her iki tarafta da havayı alıp tekerlere doğru tahliye eden hava kanalları olduğunu görüyoruz. Kamyonun camının üst kısmına doğru geldiğimizde bir tane güneş siperliği parçası görüyoruz. Bunun kamyonun aerodinamisine de çok büyük katkısı olduğunu söylememiz lazım. Çünkü dik bir yüzeyden bahsediyoruz. Önden gelen hava yukarıya doğru yönlendiği zaman onu kanalize edecek, yukarıya doğru tahliye edecek bir parça, aynı zamanda güneş siperliği. Ayrıca kamyonun üst tarafında dorsiyeye doğru giden havayı yönlendirecek şekilde de bir tasarım uygulanmış. Bunlar kamyonun %11 oranında hava direncinin azaltılmasında önemli olan parçalar. Ama operasyonel halde düşünmemiz lazım bu çekiciyi. Yani arkasında dorse olduğu şartlarda aerodinamiği düşünmemiz lazım. Onun için de dikkat edin, kabin bittikten sonra her iki tarafında kamyonun aerodinamik levhalar var. Bunlar dorseye giden havayı türbülans yaratmadan daha iyi kanalize edecek şekilde tasarlanmış. Bunların da tabii aerodinamik performansına çok büyük bir katkısı var. Önden F-Max'ın genişliğinin 2,5 metre olduğunu görüyoruz.
3.6 metrelik de bir aks mesafesi var çekici haliyle. Ayrıca hoş tasarım detayları var. Mesela arkadaşlarımız tasarlamış, ön camı silmek için buraya çıkmak zorundasınız. Bakıyoruz, hemen basamak yerleri şu şekilde belirlenebiliyor. Elinizle hemen değiştirerek buraya tırmanarak üst tarafı silebiliyorsunuz. Ayrıca kapıyı açtığımızda zaten 3 kademe olduğunu görüyoruz kapının açılışının. Mesela burada çok hoş bir espri var. Basamaklar 3 tane basamak ama en üstteki izole. Yani kamyonun çok zor şartlarda kullanıldığını düşünün. Yağmur, çamur şartlarında bu kısım dışarıdan etkilenmiyor. Bu da ne için önemli? Kirli ayakkabılarınızla içeri girmeye çalıştığınızda içeriği kirleteceksiniz. Onun için ayakkabılarınızı bu bölmede güvenle daha fazla pislik gelmeden bırakmanızı sağlıyor. Onun dışında böyle bir araçta, çok uzun kilometreler yapan bir araçta saklama yerleri bence çok önemli. Mesela onlara iyi bir örnek, 400 desimetre küplük bir alandan bahsediyoruz. Buradan açtığımızda kamyonla ilgili ekipmanları veya diğer ihtiyacınız olan şeyleri koyabiliyorsunuz. Ortada da buzdolabının dış korumasını görüyoruz. İçeride mükemmel bir buzdolabı var. Elektronik sürücü destek sistemleriyle de ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü sizlerle otomobillerde konuştuğumuz sürücüye çok önemli yardımı olan elektronik sistemlerin sensörleri ön tarafta. Bakın şu kapağın altında kamyonun ön tarafını algılayan, önünde nasıl bir cisim var, hangi şekilde, hangi hızda, hangi yönde hareket ediyor onu tespit eden sensörler var. Ayrıca bu sensörlerden iki tane de camın alt kısmında görebilirsiniz. Şimdi bir kamyondan bahsediyoruz ama baktığımızda otonom sürüşün bazı alt gruplarına sahip olan bir kamyondan bahsediyoruz. Mesela ayarlanabilir hız kontrol ünitesi. Aracın hızını ayarlıyorsunuz. O da sabit süratle gidecek şekilde. Ama önünde daha yavaş bir araç varsa ona göre hızını azaltıyor. O araç, öndeki araç durursa sürücünün herhangi bir müdahalesi olmadan durabiliyor ve harekete başladığında tekrar hareket edebiliyor. Yani otonom sürüşün alt önemli altyapılarından bir tanesine sahip. Onun dışında tabii şerit takip asistanı var. Yine sensörlerden yolun şeritlerini algılayarak aracın, kamyonun şerit içerisinde kalmasını sağlıyor. Bunlara ek olarak bir de panik fren sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli. Sürücü seyir halindeyken önünde beklenmedik bir engel oluştuğunda sürücünün reaksiyonunu kısaltacak şekilde orada engel oluştuğunu algılayarak fren hazırlığı yapabiliyor. Hatta sürücü geç kalırsa fren uygulamasında yapabiliyor. Bu da tabii kazayı önleme açısından fevkalade önemli bir elektronik destek. Tasarım açısından şu yan görünüşe dikkatinizi çekerim. Sizlerle otomobilleri değerlendirirken sportif tasarımın önemli unsurlarından biri de oranlar diyoruz. Mesela burada arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığını çok rahat görebiliyoruz. Dikkat edin, cam ve devamının gövdeye göre oranı azalıyor. Yani yukarı doğru gidiyor hat. Bu da kamyonun dışarıdan görünüşüne çok önemli bir sportif hava veriyor. Şimdi binelim kamyona. Ford F-Max'ın kabinine geldik ama gerçekten bizi çok etkileyen konu kabinin içinin genişliği ve kullanım imkanları. Şöyle söyleyeyim, herhalde bu aracın kullanımı açısından en önemli şeylerden bir tanesi de kullanan insanın rahatlığıdır. Hem eşya koyma açısından, yükleri koyma açısından, hem yatma açısından fevkalade geniş bir kabin var. Dışarıdayken söylemiştik, 2,5 metrelik bir genişlikten bahsediyoruz. Ama beni hayrete düşüren konulardan bir tanesi yükseklik. Ayağa kalkıyorum, 2 metre 16 santimetrelik üzerinde sunroof olan bir taban yüksekliği var. Ayrıca baktığımızda 225 litrelik, yani bir adeta bir B segmenti otomobilin bagajı kadar buralarda yük alanları olduğunu görüyoruz. Yükleme rafları olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde arkada da yatak grubunun üzerinde de
uçak tipi, yani uçak tasarımından bence örnek alınmış. Çünkü baktığınızda mekanizmasına kadar çok benzer yükleme grubu var. Bu da 105 litrelikte bu gruba yük koyabiliyorsunuz. Onun dışında iki tane yatak var. Yataklardan üst taraftaki 90 derece katlanabiliyor ve bu alanı boşaltıyor. Ayrıca burada ergonomik açıdan belirtmemiz gereken bir konu var. Yatan insan otomobilin önemli fonksiyonlarına yattığı yerden ulaşabiliyor. Bunlardan bir tanesi de buzdolabı ve ışıklar. Örnek vermek gerekirse. Sürücünün rahatlığından bahsettik. Oturduğumuz koltuk 26 santimetre ileri geri hareket kapasitesine sahip. Direksiyonda 80 derecelik bir açıyla ayarlanabiliyor. Bunların hepsi tabii sürücünün rahatlığına çok büyük katkıda bulunacak konular. Müthiş bir motor var. EcoTorque motoru. %100 yerli ve ödüllü bir motor. 13 bin santimetre kübe yakın bir hacim var. 12.700 santimetre küplük. 6 silindirli 500 beygir gücünde. Ama tabii bu motorlar tamamen kamyon için üretildiği için çok düşük devirlerde çalışan motorlar. Tork değerine inanamayacaksınız. Tam 2500 Nm torka sahip. Tabii ki bu yükü taşıyabilmek için bu tork fevkalade önemli. Ama rakamlara bakın, biz sizlerle B segmenti bir otomobili değerlendirirken veya C segmenti bir otomobili değerlendirirken 250 Nm torka çok yeterli diyoruz. Hatta o otomobiller 7 saniyede, 8 saniyede 0'dan 100 kilometreye hızlanabiliyorlar. Burada 2500 Nm gibi çok müthiş bir torktan bahsediyoruz. Biraz önce kamyonun tasarımını değerlendirirken 12 vitesli otomatik vites kutusuyla motor uyumunun artı aerodinaminin kamyona yaklaşık %6'lık bir yakıt tasarrufu getirdiğini söylemiştik. Ford'un Connect Truck, yani bağlantılı kamyon uygulamasından da mutlaka bahsetmemiz lazım. Çünkü satış sonrası maliyetlerde %7'lik bir düşüm sağlayabiliyor. Yani kamyonun problemlerine veya yapılması gereken olaylara uzaktan internet kanalıyla aracın elektronik ünitesine bağlanarak müdahale edebiliyorsunuz. Yüklemeler gerekiyorsa hiç araç yerinden kıpırdamadan işini yaparken bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da satış sonrasında %7'lik bir maliyet düşümüne neden oluyor. Önemli olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Ford F-Max'la ilgili yenilikleri söylüyoruz. Bunlardan önemli bir tanesi de, söylememiz gereken bir tanesi de Max Cruise sistemi. Bağlanabilir olduğu için, internetle hareket edebildiği için siz yolu tanımladığınızda rotadaki yokuşları, virajları, yani otomobilin yakıt tüketimini arttıracak noktaları tespit ediyor ve kendisini ona göre hazırlayabiliyor. Bu da tabii yakıt tüketiminde %4'lük bir düşüşe, ekstra bir düşüşe sebep olabiliyor. Bunlar önemli özellikler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela önünüzdeki birkaç kilometre içerisinde çok sert bir yokuşa tırmanacaksanız motor, vites kutusu kendini ona göre, yani software'ini ona göre hazırlayarak daha az yakıt tüketimiyle bu etabı gerçekleştirilebiliyor. Tasarım ekip lideri Okay Göker arkadaşımızla beraberiz. Arkamızda da Hanover'de çok büyük sükse yapan Ford'un geleceğe yönelik projesi F-Vision var. Yapanlardan birisi olduğu için direkt arkadaşımızdan dinleyelim. Ben hiçbir şey anlatmayayım. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Uluslararası basında da F-Vision çok reputasyon yaptı. Bize anlatabilir misin? Nasıl geliştirdiniz bu elektrikli kamyonu? F-Max'in bünyemizde yarattığı enerjiyle beraber biz Ford Tosa'nın vizyonunun içerisinde bulunan elektrikli, otonom, connected denilen bağlı, hafifleştirilmiş ve karbon salınımı olmayan araçlar üzerine zaten çalışıyoruz. Pek çok dünyadaki araç tasarımı yapan firma gibi çalışıyoruz. Biz de bu vizyonların hepsini içirebilecek bir konsept araç yapmak. Bunu bir sonraki üreteceğimiz araç gibi değil, tam olarak vizyonumuzu anlatan, bundan sonrasında ışık tutabilecek bir araç olarak düşündük ve ileride yapmayı planladığımız araçlar bu aracımızdan bazı esintiler taşıyacak üzerinde. Temel amacımız buydu. Bunu yaparken bir defa biz insana odaklandık.
Çünkü şu anda pek çok firma konsept araçlar yapıyorlar. Otonom dediğimiz, otonom araç dediğimiz segmentte pek çok çalışma var dünyadaki pek çok firmada. Beşinci level artık aracın kendi kendine insana ihtiyaç duymadan gitmesi anlamına geliyor. Dördüncü level aracın içerisinde birisi var. Araç bazı durumlarda kendi kendine gidebiliyor ama yine de bir insana ihtiyacı var içerisinde. Biz konseptimizi dördüncü level'a oturttuk. Dördüncü level'a oturtma sebebimiz aslında biraz insan odaklı bir durum. Çünkü biz insanı araçtan kopartmak istemedik konseptimizde. Bu yüzden de üstünde barındırdığı bütün o yumuşak formlar insani odaklılığından kaynaklanıyor. %100 elektrikli, otobana çıktığında otonom gidebildiğini hayal ettik. Şehir içine girdiğinde sürücüsüne bunu veriyor. Yani sürücüsü aracı kullanmaya başlıyor. Aracın üzerinde bazı özellikler var. Öncelikle aracın bu ön tarafında gördüğünüz alan interaktif bir alan aslında. Siz Ford'un sitesinden girip yeni bir yazılım indirip aracınızın görüntüsünü retro ya da futuristik ya da işte customize bireyselleştirebiliyorsunuz aracın ön görüntüsünü. Bununla beraber aracın önünde klasik olarak kullandığımız Ford ovalini biz daha güçlü gözüken bir Ford yazısıyla güncelledik. Şehir içine girdiğinde aracın özellikle yan tarafında akıllı bir materyal kullandığımızı varsayarak şekil değiştirip sürücünün şehrin içindeki insanları görmesini, insanların da aracın içindeki sürücüyü görmesini sağlayıp o insan odaklı tasarımı hem şehirlilerin hem şoförün güvende kendini hissetmesi şeklinde. Camlar şeffaf hale geliyor, evet, yani. Evet, aynen. Oradan onu anlıyoruz. Müthiş. Otobana çıktığında ise şu anda tam bir akış esnasında görüyorsunuz bu prototipi. Akarak cam tamamen bir makine halini alıyor ve kendi işini yapan bir makineye dönüşüyor otobanda aracımız. Biz tasarımcılar olarak fuarlara gidip hep konsept araçları takip ederdik. Küçüklüğümüzden beri tasarımcı değilken de bunu yapıyorduk, bunu seviyorduk. Bizim elimize böyle bir fırsat geçince en iyisini yapmaya çalıştık. Aslında dünyadaki diğer rakipleri de kıskandıracak bir araç yaptık. Ford Otosan'ın genel müdürü Haydar Yenigün Bey ile beraberiz. Kendisine şimdi soracağım projeyi nasıl geliştirdiklerini. Haydar Bey çok tebrik ediyoruz. Teşekkür Her şeyden ederim. Önce inanın çok duygulanıyoruz. Şu anda da kamyonun yanındayız. Bize bu büyük başarıyı bir özetleyebilir misiniz? Nasıl bu hale getirdiniz? Memnuniyetle. Tabii şimdi bu önünde durduğumuz koca olan, İngilizcesi Big Boy. Big Boy. Bu bizim projeyi geliştirirken aramızda icat ettiğimiz bir isimdi. Tabii proje 2013 yılında başladı. Esasında bir basamak daha geri gidersem Ford Otosan'ın kendine ait bir kamyon geliştirmesi ve onu dünya pazarlarına satması ve burada artık lider olmasıyla alakalı bir içeride bir enerji vardı. Bu enerji sadece bende değil, bütün ekipte, bütün Ar-Ge ekibinde. İçinde bulunduğumuz yer biliyorsunuz bizim araştırma geliştirme merkezimiz. 1300 tane mühendis, genç mühendis burada çalışıyorlar. Burada büyük bir enerji var. Bunu ete kemiğe büründürmek lazım. İşte 2010 yılında Ford'la ayrı bir anlaşma daha yaptık mevcut anlaşmanın üzerine ve orada dedik ki kamyon Ford Otosan'ın önemli bir işidir ve bunu Ford Otosan Ford için ve kendisi için geliştirip dünya pazarlarına açsın. Bu proje tabii imzalandıktan sonra ortaya çıkan ilk ete kemiğe bürünme projesi. 2013 yılı, hemen orayı bir hatırlayın, 2013 yılında Türkiye'de dünyada neler oluyordu? İşte o tarihte biz ekibimizle birlikte bir hedef üzerine kilitlendik. O neydi? Dünyada söz sahibi olacağımız standartların ve onların üzerinde kabulleri olan ve ödüllü, ama ödül Türkiye ödülü değil, dünya ödüllü bir kamyon yapmak. Şimdi bunun üzerine bir ekip oluşturduk ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü başlayacağınız şey
sonucu doğurması için doğru başlamak zorunda. Ama başlayacağınız şey düz bir beyaz kağıt esasında. İşte 2013 yılında böyle başladık. Bundan 5-6 yıl önce. İki tane çok önemli şey vardı esasında bizi enerjilendiren. Bir tanesi Ford'un bir joint venture. Koç ve Ford ortaklığı var. İki ortağımızın da bu işi kabullenmesi, üstlenmesi gerekiyordu. İşte ilk ekip patronlarımızı ikna etti. Her iki tarafta önerdiğimiz projeyi kucakladılar, bu çok önemli, ve tam destek verdiler. Bu desteği de alınca bu sefer omuzumuza bir yük koyduk tabii. Bu yükü hayata geçirmek lazım, olumlu bir şekilde ve başarılı bir şekilde. İşte o gün itibariyle başladı. Benim güvendiğim en önemli konu, yani bu işin nasıl üstlendik, bu kadar büyük bir yükün altına nasıl girdiğin tek ve yegane cevabı var. Buradaki gençler. Bu Otosan'ın ve Ford'un ilk connected car'ı. Yani cep telefonunuzdan kumanda edeceğiniz bir kamyon. Standart bir kamyon gibi gözüküyor. Yakışıklı ve standart gözüküyor ama altında büyük bir elektronik altyapı var. Bunların hepsi o az önce söylediğim 2015-2018 yılı içinde o fikirleri en üst seviyede işleyebilen genç mühendislerin, genç yöneticilerin getirdiği projelerde esasında. İlk başta bunu planlamıyorduk. Bu zaman içinde ortaya çıkan bir şeydi. Sonuçta ne oldu? Şimdi bugün filo sahibisiniz. Cep telefonunuzdan elinizdeki bütün filonun nerede olduğu, ne durumda olduğu, ne yaptığı, ne kadar yakıt yaktığı, şoförün parkta mı beklediği, yolda mı gittiği, hızlı gidip gitmediği, her türlü şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir tabii görünürlük sağlıyor ve dijital bir platform sayesinde oluyor. Şimdi bütün bunlar tabii bu örnekti sadece. Yol alırken ortaya çıkan şeylerdi. Ödül ise, onu ilk başta söyledim, ilk gün bu işe başlarken zaten bunun ödüllü bir kamyon olması gerekiyordu ve uluslararası ödül alması gerekiyordu. Ben bu yıl içinde gazetecilere ön gösterimler yaptık. Daha o zaman ödül aldığımız belli değildi ama hepsine şunu söylüyordum. Kamyonumuzun getireceği şeyin kokusunu alıyorum diye. Çünkü aracı kullananlar, daha ödül açıklanmadan önce onları tek tek onlarla konuştuğumda bunun şeyini aldım. Hissiyatını aldım. Şimdi kamyon ödüllü. Kamyon 10 numara. Bir de geleceğe de hazır. Tabii bu burada bitmiyor. Bunun bir de gelecek versiyonu var. Onu da Hannover Fuarı'nda gösterdik. F-Vision. O da şu anda bu çalışmayı yapan mühendislerimizin esasında gelecekte ne düşündüklerini gösteren çok çok önemli bir proje. Çok önemli gerçekten. En son bir şey sormak istiyorum. O kadar güzel şeyler söylediniz ki. Şimdi bizi seyreden binlerce genç arkadaşımız var. Mühendis adayı veya mühendis olmuş. Onlara da bir mesaj vermek lazım. Çünkü bu başarı onlara da bir ışık tutacaktır bence. Ne dersiniz Kesinlikle. Genç mühendis adayı arkadaşlarımıza? Şimdi genç mühendis, genç designer, genç spesyalist. Bütün bunlara söyleyeceğim tek şey var esasında. Bir, eğitiminizi planlarken içinizdeki sesi dinleyin. Ailenizin sesini dinlemeyin. Siz yapmak istediğiniz işe konsantre olun ve onun eğitimini alın. İkincisi çok çalışın. Bu okul için söylemiyorum bunu. Okulda tabii ki çalışacağız diyeceğiz ama çok çalışmak çok önemli bir şey. Üçüncüsü kendinizi bir yere kapatmayın. 180 derece bakmak lazım dünyaya. Bizim bu arkadaşlarımız bu kamyonla ilgili birçok önemli ufak tefek bile olsa ama müşterinin tespit edeceği şeyi. Örneğin bir cluster dizayn ediyorsunuz, gösterge dizayn ediyorsunuz. Mevcut bilginizle bunu yapmanız yetmiyor. Bunu dünyada ne var, dünyada ne olacak, müşteri ne istiyor'yu alıp proses edip oraya aktarmanız Tabii. lazım. Dolayısıyla genç arkadaşlara benim söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Kendi konunuzla da sabit kalmayan antenleri açın. 180 derece dünyayı izleyin. Olan bitenin hepsi bizim hayatımızda bir yer işgal ediyor. Bunları yaptığınız zaman bir de işinizi sevgiyle yapıyorsanız, aşkla bağlıysanız, başarılı olmamanın ihtimalini ben görmüyorum. Peki Haydar Bey, çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkür ediyoruz ve bir kez daha ederim. Çok tebrik ediyoruz. Efendim bu Sağ güzel olun. Söyleşi devam ediyor ama ne yazık ki bu arada programımızın sonuna geldik. Ford'un Ar-Ge merkezinden hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.
Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sundu.